Elimizde bir tane paket yapıştırma makinesi vardı. Bunu revizyon yapıyorduk. Şu an part 2 ile devam ediyoruz. Zımparalamasına devam ediyorum. Kenarlarda, köşelerde çok fazla faslar var. Anladığım kadarıyla paketin ağırlığını alsın diye buradaki tahtanın üstüne koyuyorlar. Buradaki vidalarda, civatalarda sıkıntılar var. Onları da tek tek çözüm bulacağız. Zımparalama işlemi tamamladıktan sonra komple yağını, pisliğini alması için benzinle temizliyorum. İsteyenler tinerle de temizleyebilir. Ben benzinden yanayım. Parlak mavi rengini seçtim. Bununla boyayacağım. Ya tabii ki boya işinde kötüyüm. Yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Yukarı aşağı hareket edecek milleri, hareketli aksamları boyamıyoruz. Gece oldu, çalışmaya devam ediyorum. Birinci kat kurudu, ikinci katını da attık. Trafo kısmının montajlarını yapıyorum. Alttaki somunlarını sıkıyorum. Buradaki ahşabı da yerine koyuyoruz. Buradaki civataları da tekrardan sallıyorum. Bakın civataları boyamıyorum. Boyayacağım yüzeyleri mümkün mertebe söküyorum. Trafo kısmının vidaları çok kötüydü. Bunları hemen bir geri dönüşüm yapalım dedik. Gece ateş yakmıştık. Bunun içindeki artı olan kısımların içindeki boyalar çözülsün diye yakmayı tercih ettim. Vidalar içindeki bu kısımlar yandı. Onları temizledik. Şimdi hareket edecek kısımların pasını almak için elle zımparalamaya devam ediyorum. Herkesin farklı farklı çözümleri olabilir. Ben elimdeki imkanlarla bunu yapıyorum. Şimdi milin alt tarafını zımparalamak için mili aşağıya indirdim. Alt taraflarını güzelce zımparalıyorum. Bakın buralara hep boyalar yapılmış. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Zımparalama işlemleri bittikten sonra yandaki civataları sıkıyorum. Makinenin üstündeki dökülen pastaların hepsini temizliyorum. Bu teflon tarzı yapıştırılacak malzemenin buraya güzel yapışması için buraya çene mi diyelim? Bu çenenin tertemiz olmasını istiyorum. Yağsız, pastsız, kirsiz. Bu yanan vidaları da tekrardan yerine montajlıyorum. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. İki yan taraftan kablo çıkacağı için iki yan tarafa kablo kanalı çekiyorum. Bunları da içeriden akıllı vidayla atıyorum. Buradaki yayı tutan kanca çok paslı olduğu için onu değiştireceğim. Onun altındaki somunu söküyorum. Yeni kancayı piyasaya çıkarttım. Yeni kanca metrik 6 civatalı. Bunu beşlikle delip 6 ile diş açacağız. Ama zaten matkap içine giriyor. Yani tam sıfıra sıfır giriyor. Demek ki biz direkt 6 ile diş açsak buna yeterli girecek. Bu dişi açarken iki ileri bir geri şeklinde yapıyoruz. Şarjlıyla diş açmak çok tehlikeli. Ehli olmayan bu işi yapmasın. 6'lık diş açacaksanız 5'lik uçla, 8'lik diş açacaksanız 6.8 ile delmeniz gerekir. 7 ile değil, 6.8 ile. Alt tarafını üst tarafına somun koydum. Bunlarla komple kontrol yapıyorum. Hiçbir şekilde kaçmasın diye yayı yerine taktım. Çalışma aksamı güzel çalışıyor. Bu butonları değiştireceğiz. Bunlar hepten kirlenmiş, işi bitmiş durumda. Butonun basacağı civatayı ayarlıyorum. Bu da metrik 8 dişli bir civata. Tam merkezlemesini istiyorum. Bakın şu an yumuk gidiyor. Yani takıldığı yerdeki lama yumuk. Bu lamayı İngiliz anahtarıyla ya da kurbağacıkla düzeltiyorum. Tam merkezde şekilde, basacak şekilde ayarlıyorum. Şimdilik bu kadar. Fırsat buldukça çalışıyoruz. Part 3'te görüşmek üzere.